Merhaba arkadaşlar, 5. ünite 41. ders, yapıların görünümü. Yapıların görünümünde önemli olan şey arkadaşlar, nereden baktığımız ve baktığımızda neleri gördüğümüz. Önden görünümü arkadaşlar, ifade edildiği gibi, üstten görünüm yukarıdan bakıyoruz. Sağdan görünüm ifade edildiği gibi sağ cepheden bakıyoruz. Soldan görünüm de arkadaşlar, sağ cephenin tam ters tarafından baktığımızı düşünmek lazım. Şimdi önden görünümde bakalım, bir tane yeşilimiz var. Arkadaşlar hemen önden. Yeşilimiz üst üste iki tane olduğu için onu işaretledik. Ama arkada yeşillerle aynı hizada olmayıp ama baktığımızda görülen bir mavimiz var. Arada bir turkuazımız. Yanında da arkadaşlar kırmızılarımız 4 tane diyelim. Üstten baktığımızda nasıl görüyoruz arkadaşlar şeklimizi? Yeşilimiz, mavimiz var yan yana. Hemen yanında turkuaz, hemen yanında kırmızı var diyelim. Sağdan baktığımızda şurada arkadaşlar sadece 4 tane kırmızıyı görüyoruz. Arkalarındakileri görmüyoruz. Ama yan tarafta duran 2 yeşilliği tekrardan gördüğümüzü söyleyelim. Soldan baktığımızda da 2 yeşilliği görüyoruz. Yanındaki hemen arkadaşlar 3 tane maviliği görüyoruz. Ama arkadaki turkuaz ve kırmızıyı görmüyoruz. Arka tarafta kaldığı için diyelim arkadaşlar. Geçelim. Aşağıda verilen yapıların diyor önden, üstten ve sağdan görüntülerine bakalım. Şimdi buraya biz ön diyorduk. Şuraya arkadaşlar sağ diyoruz. Üste problem yok. Yukarıdan bakıyoruz zaten. Şimdi bir tanesini yapalım. Ön yazalım. Önden görüntüsünde arkadaşlar 3 tane yan yana var. Arkadakilerin hiçbiri 3'ten daha fazla olmadığı için onlar görünmüyor. 3 tane yan yana olduğunu söyleyelim 1. Hemen yanında ikili var arkadaşlar. İkiliyi de aldık. Hemen yanında da tekli var. Demek ki görüntümüz nasıl olacakmış önden? Bu şekilde. Sağdan bakacak olursak, sağdan baktığımızda da üçlü var. Üçlüyü çiziyoruz tekrardan. Hemen yanında arkadaşlar ikili var. Yan yana olduğu için söylüyoruz. Hemen yanında üçlü olarak görüyoruz bu basamağı. Sağdan baktığımızda da bu şekilde diyelim. Üstten bakalım bir de. Üstten baktığımızda da şimdi şu üçlüyü görüyoruz. Yanında ikiliyi, yanında tekliyi görüyoruz. Üçlümüz var. Hemen yanında arkadaşlar ikilimiz var. Hemen yanında teklimiz var diyelim. Geçelim. Şimdi buradaki şeklimize de arkadaşlar bize der ki şöyle ifade edelim. Sağ, şu kısım bizim için ön, yukarıdan baktığımızda da üst diyelim. Önce önden bakalım arkadaşlar şeklimize. Önden baktığımızda şu üçlüyü bütün olarak göreceğiz. Sağ kanatta şöyle üçlüyü görüyoruz. Hemen yanında ikilimiz var. Daha teferruatını göremeyeceğiz zaten. Sağdan baktığımızda arkadaşlar bu şekle. Sağdan. Altta 3, onun üstünde hemen üçlü. Şu üçlümüzün üzerinde sadece şu tekliği göreceğiz. Üstten baktığımızda da göreceğimiz şekil arkadaşlar üçlü, yine üçlü şeklinde şöyle bir parçayı göreceğiz sadece diyelim. Geçelim. Bu da size ödev olsun diyelim. Gelelim buraya. Aşağıdaki yapıların kaç birim küplerden oluştuklarını yazın. Şimdi inceleyecek olursak arkadaşlar burada kaç tane var? 3. Kırmızılarda kaç tane var? 2. Bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi ara rengimiz, mavimiz ve yeşilimiz var. 3 tane de burada var. Şurada 8 tane var. Buraya gelecek olursak arkadaşlar karışık olduğu için bakalım. 3 tane burada var. Hemen geliyorum. 3 tane burada var. 2 tane yeşilimiz burada var. 2 tane burada. 3 de burada var. Artı 5 dersek arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi 13 tane olduğunu söyleyebiliriz. Diğerleri size ödev olsun arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki aşağıda belli yönden görünümleri verilen birim küp sayısı verilen yapıları izometrik kağıda çizin. Bir tanesini seçelim. Şunu seçelim arkadaşlar. Bu şu demek. Yani zeminde bir var. Zeminde bir küp var. Üzerinde iki tane var. Yani toplam iki tane. Toplam 4 tane. Toplam 3 tane olduğunu söyleyeceğiz. Çizim yaparken de biz şu şekilde davranıyoruz. Hemen şöyle aldık. Burada iki tane olduğunu söylemiştik. İki tane olduğunu ifade etmek adına böyle. Yanında hemen dörtlümüz var. Bunu uzatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde geldi. Şöyle aldık buraya kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane var. 3 tane olması için de ne yapıyoruz? Hemen uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi artık arkadaşlar 2 tane, 4 tane, 3 tane şeklinde çizebiliriz, uzatabiliriz diyelim. Yandaki yapının önden ve sağdan görüntüsünü çizin diyor. Şurası ön arkadaşlar bizim için. Şurası bizim için sağ. Önden baktığımızda 1, 2, 3, 4'lü var zeminde zaten. Şöyle ön diye ifade edelim. Zeminde bir dörtlümüz var. Onu çizdik. Hemen onun üstünde tekrardan bir dörtlümüz daha var.
Onu da çizdik. Hemen en sol üstte de bir tane teklimiz var. Ön görüntümüz bu. Sağ görüntümüze bakacak olursak, sağdan da arkadaşlar şu zeminde 3 taneyi göreceğiz. 1, 2, şunu da gördüğümüz için. Zeminde 3 tanemiz hazır. Hemen onun üzerinde 2 tane var arkadaşlar. Hemen onun üzerinde de tek var. Sağdan görüntümüz de bu olacak diyelim. Geçelim. Yandaki yapının üstten ve soldan görüntüsünü çizin diyor arkadaşlar. Üstü yukarıdan bakacağımızı biliyoruz. Bu durumda arkadaşlar üstten baktığımızda 3, 3, 3, 9 tane göreceğimizi söyleyelim. Bu üst görüntümüz bizim. Bir de soldan bakmamızı söylüyor. Sağ burası olduğuna göre solda tam tersi arkadaşlar. Orada da ne olacak? Sağ ve sol görüntüsü aynı. 3 tane, 3 tane, 2 tane şeklinde düşüneceğiz. Yani şöyle bir görüntümüz olması lazım. Diyeceğiz ki gördüğünüz gibi şöyle alalım. 3 tane, 3 tane, 2 tane olduğunu söyleyebiliriz. Sol görüntümüzde arkadaşlar budur diyelim. Yandaki yapının sağdan görünümünü çizin diyor arkadaşlar bize. Sağının burası olduğunu biliyoruz. Sağdan baktığımızda 1, 2, 3 tane yan yana, 2 tane yan yana, 1 tane yan yana. Yani şöyle alıyoruz, 3 tane, hemen arkasından 2 tane, hemen arkasından 1 tane olduğunu ifade edelim. Şimdi bize der ki bir sonraki alıştırmamızda yandaki yapının üstten görüntüsünde kaçar birim kare olduğunu yazın üstten baktığımızda. Yukarıdan baktığımızda arkadaşlar 2, 2, 1 olduğunu görüyoruz. Onu da şöyle ifade ederiz. Deriz ki 2, 2, 1 şeklinde ifade edelim. 5 tane birim kare olduğu için bunun alanı 5 birim karedir diyelim arkadaşlar. Kolay gelsin, başarılar.